İstanbul'da yıllar sonra gemi turizmi yeniden hareketlenmeye başladı. Dev gemiler tek tek demirlerken binlerce yolcusu İstanbul'u hem geziyor hem de alışveriş yapıyor. 111 otelden bahsediyoruz. Bu sene 2022 yılının sonuna kadar 252 sefer yapılacak. Bunların içerisinde 5, 6 ve 7 yıldızlı gemiler mevcut. Binlerce misafir ağırlamayı düşünüyoruz. Almanya'dan geliyorum. İstanbul'a gemiyle geldim. Güzel ve büyük bir şehir. Alışveriş yaptık. Alışveriş yapıyorlar. Tarihi yerlerimizi geziyorlar. Avrupalılar için özellikle İstanbul çok önemli. Şu anki ülkemizdeki döviz kurları sebebiyle alışveriş de çok uygun ve elverişli. Dev gemilerle yıl boyunca 1 milyona yakın turist gelmesi bekleniyor İstanbul'a. O gemilerden biri de dünyanın en büyüklerinden. 5260 yolcusuyla Karaköy'e demirledi. Yolcular analiman olarak belirlenen İstanbul'u hem geziyor hem de alışveriş yapıyor. Birçok uluslararası gemi firması Türkiye'yi İstanbul'u analiman olarak belirledi. Yani dünyanın birçok ülkesinden yolcular uçakla önce İstanbul'a gelecek, gemilerde birkaç gün konaklayıp İstanbul'u gezdikten sonra başka ülkelere doğru yola çıkacaklar. Tüm dünyadan ana binişlerin İstanbul'dan olduğu anlamına geliyor. Bu da tabii ki de turistin daha çok İstanbul'da zaman geçirmesi anlamına geliyor. İstanbul is very beautiful. Kanada'dan geldik. İstanbul çok güzel. Kapalı çarşıya gittik, alışveriş yaptık. İşte o gemilerden biri 323 metre dünyanın en büyük yolcu gemilerinden ve 5260 yolcusuyla bu gemi yıllar sonra İstanbul'da Karaköy'de. İstanbul'un ardından dev gemi önce Kuşadası sonra da Yunan adalarına uğrayacak. Ekim ayına kadar İstanbul'a gelen gemi firmalarımızın birçoğu Yunan adaları yapıyor. Ekim'den sonra özellikle programlar daha da uzun olacak. Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs gibi rotalar da eklenecek. İtalya, İspanya, Fransa gibi yani İstanbul'a direkt çıkıp yapacağınız rotalarda olacak. Birden fazla ülke görmek isteyenlerin tercih ettiği gemi yolculuğunun bedeli kabin seçeneklerine göre değişiyor. Türkiye'den de bütçesini denkleştirebilenlerin ilgisi günden güne artıyor. Haftalık tam pansiyon dediğimiz sabah öğle akşam yemekler dahil konaklamalar minimum 5.000 ve 6.000 lira arası başlıyor. Vergiler dahil bunlara. Seçeceğiniz kabin tipine göre değişmekle birlikte 6.000 ya 5-6.000'e başlayıp 10-15.000 liraya kadar çıkabiliyor. İngiltere'den geldim. İstanbul'un mimarisi çok ilgimi çekiyor. Gemilerin İstanbul'da görünmesi insanları cezbediyor ve şu an rezervasyonlarda da büyük bir ölçüde bir değişiklik oldu. İnsanlar satın almaya başladılar.